Bu hafta dalışa gidiyoruz. O ne be? Kendime fon müziği yaptım. Herkese merhabalar efendim. Bundan önce seni görmüyorum ama sen buradan kameraya mı bakıyorsun? Çok komiksin. Ben neyse. Görünüyor muyum? Evet. Ben görünüyor muyum? O yüzden burnunu falan karıştırma. Tamam. Evet, herkese merhabalar efendim. Daha önce söyledim mi hiç bilmiyorum ama görmüş olduğunuz bu şahsiyet ve yanımdaki Buğra Kumaşoğlu. Biz bir yıldız dalıcıyız. Dalmayı pek de severiz. Sağ olsun abim sayesinde. İkimizi de o vesile oldu ve işte şey aldık. Bravelerimizi aldık ve dalmaya başladık. Ben birazcık daha eskiyim Buğra'dan. Ve daha güzel yerlere daldım. Buğra işte geçen sene aldı. Bugün de böyle güzel bir sürpriz yaptı abim. Dedi ki gelin size ben bir daldırayım bir havuzda diye. MR Square miydi? Aha, MR Square. Doğru mu söyledim? Abuk subuk söylemeyeyim. Asya kıtasında. Altunizade tarafında. Altunizade tarafında bir AVM'deki akvaryummuş. Abim zaten eğitmen bu arada. Daha anlatacağım bunları oraya gidince de. Kendisi orada da eğitimler veriyor. Bugün de bizi akvaryuma daldıracak. Ve hello. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Heyecanlı mısın? Aşırı heyecanlıyım. Şurada akvaryum, şunun içinde mi dalacağız? Yok, dermişim. Hemen şu sağdaki tankımızda dalışlarımız olacak. Allah'ım. Biraz sonra bayağı... Ay, şunlara bak. Bayağı bunların içine gireceğiz ve dalacağız. Aşırı heyecanlıyım. Bu arada ben şöyle bir tanıştırayım. Sizi daha önceden tanıştırdığımı düşünüyorum abimle bir videoda. Merhaba herkese. Merhaba herkese. O da ben de. Yemek zorunda kalıyorum. Benim boyumla ilgili galiba. Neyse şey. Şöyle durup biraz balıkları da alalım ya. Şuradan al şu açı. Balıkları bol bol. Ama hepsini aynı anda yapamıyorum. Çok şey istiyorsun benden. Evet. Görünmüyoruz. Çok görünmüyoruz ama abimle önceden tanışmıştınız zaten. Daha bilgiler vereceğim. Kendisi biraz sonra bizi şu muhteşem balıklarla daldıracak. Çok heyecanlıyım. Normalde hiç gittiniz mi bilmiyorum ama işte Florya'daki, Bayrampaşa'daki gibi de bir akvaryum. Yani buraya her geldiğinizde seni de çekeyim ki işin... Ay evet, şu balıklar ne güzel görünüyor. Bu arada şuradan falan da geçecek miyiz? Evet, İnsanlar bizi görecek. Evet, görecek. Diğer dalış yapacağımız noktada zaten burası diğer tarz. Şöyle bir anladın mı? Şey geliyor. Kendimle birlikte niye döndürürsen şöyle. Şöyle yani örnek veriyorum. Buraya geldik, ay dalış için mi geliniyor değil. Buraya gelip bayağı bu akvaryumu gezebilirsiniz. Buradaki işte balıkları izleyebilirsiniz. Bence çok keyifli çoluğunuza, çocuğunuza geldiğinizde. Bayağı şöyle oturma yerleri de yapmışlar. Ay fotoğraflar da burada çok güzel çıkar. Evet, bir de şu var. Bir tek bu kısım akvaryum değil. Aynı zamanda tünelin sonunda normal diğer canlılar da var. Orman noktası da var. Papağan da var. Yılanlar var. Ondan sonra penguenler var. İşte kral timsah var burada. İşte mesela özellikle kral timsahın olsun, bizim bu akvaryumun özellikle besleme saatlerinde çok denk gelirseniz harika bir görüntü ortaya çıkıyor. Balıkların dansı ortaya çıkıyor. Benim dikkatim aşırı dağılıyor çünkü çok güzel görünüyor burası. Evet. Acayip güzel yani. Şurayı bir çekeyim size. Acayip dikkatim dağılıyor. O yüzden buraya gelip bayağı çoluğunuzla çocuğunuzla çok keyifli vakit de geçirebilirsiniz. Buranın giriş ücreti ne? Ben abimden girdiğim için normal giriş ücreti ne? Şey sorarız. 55 lira falan mı galiba? Ben internetten bakmıştım. Tam olarak şimdi hani böyle şey internette de yazıyor bu arada yani. Yazıyor. Daha toplular işte gruplarla geldiğinizde falan bence değer yani çok güzel. Onun şeyi mi? Hanımı mı? Evet, hanımı. Arkadaş bu ne? Bunu kim besliyor ya? Beslemeler şu karşıdaki hemen alandan yapılıyor. Atıp kaçıyorsunuz herhalde. Yok.
Yok diyor. Onunla ilgili bir videom var. Instagram'da paylaşacağım. Vay. Yani Instagram'da paylaşacağım. Instagram'ını da söyle. Yiğil Güler. Instagram hesabım Yılmaz Güler diye aratırsanız da bulabilirsiniz. Ona göre abimi aratın bulun. Timsah şeyini izletecek zaten size. Zaten videonun altında ben de hesabımı ekledim. Bu arada şimdi dalış için hazırlanıyoruz. Dalışa geçmeden önce Furkan böyle her yeri dezenfekte ediyor. Hani böyle virüsten dolayı aklınızda kalırsa nasıl oluyor, nasıl ediyor diye. Bayağı bütün hem kıyafetleri hem kullanılan regülatörleri ve giyinilecek her yeri sıfırdan böyle dezenfekte ediyorlar. Şimdi kıyafetlerimizi giydik. Biraz sonra havuza gireceğiz ve dalacağız. Bu arada aklınızda olsun, malum bu Covid-19 muhabbetleri falan var. Hani yağmur soluyor diyor derseniz. Mesela bizden az önce girenler de vardı dalışa. Bir kere kesinlikle tamamen ayrı ayrı alınıyor. Her kişi girip çıktıktan sonra kıyafetlerin her biri dezenfekte ediliyor. Bize zaten dezenfekte daha önce edilenlerden denk geldi. Giyineceğimiz yer falan da dezenfekte ediliyor. Ağızlıkların hepsini tek tek miydi abi? Evet, evet. Maskların hepsini tek tek. Mask dedikleri şimdi ağzıma bir şey koyacağım. Onların her biri kişiye özel oluyor. O yüzden böyle bu konuda benim için çok rahatlanıyorum. Sizin de içiniz rahat olsun. Bir de bir şey daha soracağım. Tabii. Mesela ben normalde bikini mi giyip geldim içime? Altında bikini yok. Ben geldim havuzda dolaşıyorum. Dalmak istedim. Ne yapacağız? Şöyle burada bütün ekipmanlarımız mevcut. Havlumuz var. Pardon. Biraz gel abi. Evet. Sayın sen bize birazcık bırak. Biraz çünkü burada sen ışık varmış. Evet. Burada bütün ekipmanlarımız mevcut. Mayomuz var, bikinimiz var, temiz havlularımız var ve hepsi saat başı, yani her dalıcıdan sonra hemen yıkamaya gidiyor ve temizliğe tekrardan geliyor. Yani o yüzden hiç gideceğim İstanbul'da ama yani geçerken uğrarım, canım isterse dalabilir miyim derseniz bayağı dalıyorsunuz. Her şey var burada. Kesin. Şimdi küçük bir bilip verecek abim. İşte suyun altına nasıl yapacağız, ne edeceğiz, hangi hareket neyi gösteriyor diyor. Bunlar böyle aşırı eğitime, bu arada eğitime gerek yok burada. Eğitime burada gerek yok çünkü tanıtım dalışı olduğu için. Hani aynen böyle küçük, ne yapacağımızı bize gösterecek. Suyun altında nasıl hareket edeceğimizi anlatacak ve sonra artık eğlenceli kısmına geleceğiz inşallah. Kesinlikle. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Simas ve Yıldız Dalış Eğitmeni Yılmaz Güler bu arada. Öncelikle size şu federasyonumuzun bize yayınladığı, tabii ki biz size bir COVID formunu doldurtuyoruz bununla ilgili. Aynı şekilde bir dalış kayıt formumuz var, onu size doldurtuyoruz. Onları doldurduktan sonra sizle bazı temel hareketlerin üzerine çalışıyoruz. Nedir bu? Örnek veriyorum, her şey yolunda mı anlamına gelen okey işareti yapıyoruz. Ben size keyfiniz yerinde mi, her şey yolunda mı diye okey işareti yaptığında siz de bana okey işareti yapmış olacaksınız. Herhangi bir problemle karşılaştığınızda bana problem var işareti yapacaksınız. Hayırdır, evet. Problem var diyeceksiniz. Ne gibi işte? Kulağınızla ilgili bir ağrı hissettiniz. Kulağınızı göstererek problem var diyeceksiniz. Bacağınızı göstereceksiniz. Bacağımda problem var diyeceksiniz. Bu hareketi yaptığımızda yukarı çıkmak istiyorum, yükselmek istiyorum anlamına geliyor. Bunu yaptığımız zaman ise aşağı inmiş oluyoruz. Bu konuda bu şekilde bilgi vermiş. Yani mesela size okey misiniz dediğinde okeyim derseniz sizi yukarı çıkar bu arkadaş. Evet. O yüzden de buradaki küçük eğitim önemli. Artık dalıyoruz. Ben yandım bu eğitimde. Kesinlikle. Artık geçelim. Artık dalıyoruz. Çok şükür. We'll be right back.
aslında. Nasıldı? Çok iyiydi ya. Çok ay şurada kimse yokken açayım. Çok güzeldi ya. Aşırı aşırı keyif aldım. Şu an Buray'la benim dalışım bitti. Burak, hatta şöyle göstereyim bakın size. Aynen. Görebiliyor musunuz oradan acaba? Görüyorsunuz. Burak'ın şu an dalışı başladı. Bir dakika, şuradan göstereceğim. Şu an bana bakıyorlar çünkü. El salla Burak. Şu an Burak dalış yapacak. Heh, şöyle döndüreyim de ilk sohbet edelim. Şu an Burak'ın dalışı başladı. İşte o, yani çok güzeldi. Ne diyeceğim bilmiyorum. Ben denizde de daldım. Evet, yani 2-3 gün çok fazla daldım. Ama buradaki dalışın keyfi biraz daha şey. Mesela ben denizde dalarken bu kadar çok balıkla haşır neşir olmamıştı. Böyle parmağımı tutuyorum, balıklar böyle öpüyor, yiyor falan parmağımı. Asla hiçbir acı yok yani yiyor derken. Ve dokunabiliyorsun işte. Aşırı aşırı güzeldi. Bence aşırı keyifli bir dalıştı. Eğer İstanbul'daysanız, eğer İstanbul'a yolunuz düşerse ya bu hafta sonu başka bir şey yapmak istiyorum, değişik bir şey yapmak istiyorum derseniz kesinlikle ve kesinlikle bence burada bir dalış yapmalısınız. Gerçekten de iyi eğitmenler tarafından dalıyorsunuz. Acayip güvenilir hissediyorsunuz. Tekrar söylüyorum, her şey dezenfekte ediliyor. Oturduğunuz yerden giyeceğiniz kıyafete kadar. Hani bu süreçte de olur mu olmaz mı demeyin. Bence hepimiz evde zaten fazlasıyla kaldık ve sıkıldık. Bence siz en kısa zamanda bir hafta sonu çıkın ve buraya gelin. Hiç pişman olmayacaksınız.